Merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino servomotor modülü ile tanıştıracağım. Servomotor projelerde en sık kullandığımız modüllerden bir tanesidir. Genellikle 0 ile 180 derece arasında dönebilen bu motorlar, DC motorlardan farklı olarak istediğimiz bir açıda sabit kalabilecek bir şekilde tasarlanmışlardır. Servomotorumuzun üzerinden çıkan 3 adet bağlantı kablosu bulunmaktadır. Bu bağlantı kablosunun renkleri bize modül kartımız üzerinde pinlere nasıl bağlantı yapacağımız hakkında bilgi vermekte. Kahverengi GND'ye, kırmızı 5 volta, turuncu ise dijital kısma gelecek şekilde pini modül kartına yerleştiriyorum. Peki Pino modül kartını Pino karta nasıl bağlayacağım? Modül kartımızın üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Yine Pino kart üzerinde aynı renge sahip kapılardan istediğimiz bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantı yapabiliriz. Ben hemen 2 numaralı kapıya modülümü bağlıyorum. Siz 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine bağlayabilirsiniz. Şimdi USB kabloyu alıp Pino kartı bilgisayarıma bağlayacağım. USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise Pino karta bağlıyorum. Pino kartı kodlayabilmek için bilgisayarımdan mBlock programını açıyorum. Pino kartı kodlarken Pino eklenti paketine ihtiyaç duyacağım. Bunu uzantılar menüsünde uzantıları yönet diyerek açılan pencerede arama kısmına Pino yazıyorum. Çıkan eklentiyi indir diyorum. Kapat diyerek buradan çıkış yapabilirim. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili bütün kodlarım mevcut. Uzantılar bölümüne gelip Pino dışındaki eklentileri kaldırabilirim. Kartlar menüsüne giderek Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Bağlam menüsüne geldim ve seri portu bağlamam gerekiyor. Seri port dediğimde karşıma bir COM değeri çıktı. Bu sizin bilgisayarınızda farklı değerler alabilir. Tamamen Pino kartınızı bağladığınız USB portun adına bağlı olarak değişmektedir. COM 6'yı seçtim. Son olarak bağlam menüsünden aygıt yazılımı güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılımı güncellemesi mBlock yazılımının kartımızla haberleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca Pino kart üzerinde kalmış kodları silerek kartımızı sıfırlar. Siz programı açtığınızda aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra programdaki kodlardan ve bağlantıdan eminseniz hala daha sorun devam ediyorsa aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat diyerek çıkış yapalım. Şimdi robotlar sekmesinde servomotorla ilgili kodumu bulayım. Pino servomotor çalıştır kodunu alıyorum. Burada yapmam gereken ilk şey hangi kapıya bağlantı yaptıysam kod üzerinde de o kapıyı seçmem. 2 numaralı kapıya bağlantı yapmıştım. Şu an açısı 0. Bu kodu bir olaya bağlamak isterseniz olaylar sekmesine giderek kendinize bir olay seçebilirsiniz. Boşluk tuşu basılınca olayını aldım. Şimdi klaveden boşluk tuşuna basıyorum. Evet, servomotorum sıfır açısına döndü. Yapacağınız projeye ya da kullanacağınız yere göre paket içerisinden çıkan kollardan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Şöyle alıp hemen servomotorun üzerine takalım. Şimdi motorumuzu farklı bir açıya döndürelim. Açısını 180 yaptım ve tekrar boşluk tuşuna basıyorum. Evet, 180 derecelik açı aldı. Bu açılar arasında dönme işlemi yapmak istiyorsanız kontrol sekmesine gelip bir adet sürekli tekrarlı alabilirsiniz. Şöyle açımız önce 0 olsun. Ve bu açıyı alabilmek için ona biraz zaman tanıyalım. Yine kontrol sekmesinden 1 saniye bekle kodunu alıyorum. Robotlar sekmesine gittim. Tekrar servomotoru çalıştır kodunu aldım. Kapımı seçiyorum.
Açıyı değiştiriyorum. 180 yapalım. Bu açıya da dönmesi için biraz zaman tanıyalım. Kontrol sekmesinden 1 saniye bekle kodunu aldım. Boşluk tuşu basılınca olayıyla birleştirdim. Klavyeden boşluk tuşuna basıyorum. Durduralım. Sizler de servo motor modülünü kullanarak robot kol, bariyer sistemi, akıllı çöp kovası gibi birçok farklı proje geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.